Herkese selamlar dostlar. 1 Nisan 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelem var. 3 tanesi Euroleague'den, 3 tanesi ise futbol mücadeleleri. Nisan ayına güzel kazançla başlayalım diyorum. 6 maçın ideal tercihleriyle 2 tanesine yüksek oran Hal City mücadelesine direkt yüksek orandan bir öneri yapacağım. Değerlendirecek arkadaşlara şimdiden bol şanslar. En son Portekiz Kuzey Makedonya maçlarını sormuştum skorunu. Kazanan arkadaşlarımız Ersin Bozkurt'la Mete Bayraktar isimli arkadaşımız. Instagram'dan mesaj atsınlar. Cuma günü ekleyeceğim bunları. Yarın gün içinde ekleyeceğim. Çünkü Cuma günü katıl Telegram gruplarının linkini yenileyeceğim. Grupları yenileyeceğim daha doğrusu. Aylık süresi doldu. Ay bazında yenileniyor. Ondan sonra skor yarışmalarıyla birlikte sizleri yine katı Telegram gruplarına eklemeye devam edeceğim. Ersin ve Mete arkadaşımız Instagram'dan bana Instagram'dan bana yazarsa Cuma günü akşam saatlerinde linkleri atmış olurum. Cumartesiye gelmiş olurlar onlar da. Geçtim skor kazananları. Kupon odası. Dün bir kupon verdik 30 Mart'ta. Ee, şöyle bir kombineydi. Ee, tenis'e yönelik bir kombineydi zaten, editör arkadaşımız verdi, tek bir kombine oldu kupon odasında, o da başarılı geldi fakat 1.43 oranlı ideal bir maçımız çekildi yani bir orandan kabul edildi yine de kazandı fakat 2.36 oranlar neydi 1.70 1.80 mantlarından kazandı 1.70 falan oluyor sanırım 1.70 oranlı kombinemiz kazandı diğer maç çekildi için yoksa o da galip gelecekti zaten. ben Böyle bir kombinemiz vardı zaten. Bugün de verdik. Bakalım artık sırayla zaten biliyorsunuz 7 haftamız kaldı. 22 Mayıs'a kadar dolu dolu geçirmeyi düşünüyoruz. Hepinizi bekleriz. Canlı odasından baktığımız zaman da canlı odasında dün güzeldi. 6'da 5. 6 canlı verildi. 5 tanesi başarıyla sonuçlandı. Şöyle 4 tanesi gelen bahislerden ekrana getirdim. E, bu şekilde zaten bildiğiniz üzere arkadaşlar maçlar yoktu. Bakın voleybol maçını, tenis maçını, ya yani Bilbao basket ben kolay kolay izlemiyorum. Editör arkadaşımız izliyor. Ben de yardımcı oluyorum tabii, birlikte takip ediyoruz. Elimizden geldiği zaman zaten beni zaten samimiyeti inananlar veya gruptaki arkadaşlar bilir. Kazanmak için elimizden gelen yani mesai harcadığımızı sizler de görüyorsunuz. Diyerekten de geçeyim isterseniz. Toplamda 6 mücadelem var. Şöyle 10 dakikalık bir video yapayım. Hızlıca geçelim. Sizlerden ricam arkadaşlar 6 maçın 6 tercihini de kombine yapmamanız. Yine like'larınızdan dolayı teşekkür ederim. Cuma'dan şöyle bir artı 300 üzerine çıkarsak like konusunda şimdiden teşekkürler. Like atan elleriniz dert görmesin diyerekten de ilk mücadelemine başlayayım. Bir şartla kulüp buruş mücadelesi. Şimdi bir şart zaten düşmesi garantileşen takımlardan bir tanesi. Zaten düşme bir tane takım düşüyor Belçika'da. O da düş zaten bir şart oldu. Diğeri playoff oynayacak. Şimdi bir şart burada nasıl oynar diye düşündüğüm zaman da Böyle takımların genellikle şu maçları oluyor. Vitrin maçı oluyor. Takım düşüyor fakat oyuncular sağda olacak. Bu oyuncular kendini transfer etmek adına sağda bir nevi tepki veya kendi bireysel yeteneklerini sergilemek durumunda. Çünkü takım düşüyor. Alt ligde oynayacaklar. Alt ligde parası ona göre, derdi ona göre, sahası, seyahati, konaklaması ona göre. O yüzden bunlar kendini bir nevi kendini bir nevi pazarlamaya çalışacaktır iyi oyunla. Bir şart böyle olacak. Şöyle düşünüyorum. Ara ara riskler alacaklar. Rakip zaten Kulüp Buruş. Kulüp Buruş da ikinciliği garantilemiş bir takım. Şampiyon bunların Belçika Ligi'nde şöyle bir durum var. Şampiyonlar böyle ilk 4 turnuvaya yapılıyor. Bir ara Süper Lig'de de böyleydi. 2015 yılında olması lazım. Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş falan. Başakşehir'de sanırım Trabzon değil. Başakşehir, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe yaptı. Galatasaray şampiyon olmuştu o yılda. Bunlar yine şampiyonluk turu var öyle. Kulüp Buruş da garantiledi. Fakat avarajı da açmak isteyecektir illaki buralarda. Ben şöyle bir tercih aldım. Maç üste gidebilir. Üstün oranı Baktım şöyle 1.31 değer mi değmez. Şöyle yapalım diyorum ben. 2.5 üstünde 2 yaparsanız tek tercih olarak değerlendirdim ben bunu. 1.50 gibi oranı var. Maç sonu 2 ve 2.5 üstün oranı 1.50 kulüp vuruş kazanır maçta üst biter diye düşünüyorum. Değerlendirecek arkadaşlarımıza bol şanslar. Hull City ile Huddersfield mücadelesi. Şimdi Hull City kendi evinde son dönemlerde dirençli bir takım oldu. Son 6 maçtır kendi evinde yenilmeyen bir takım var. Neden yenilmiyor? kendi evinde rakibe göre oynuyor çünkü. Rakip kimse eğer güçlü bir rakipse daha kontrollü oynuyor. Veya gol atabileceği bir takımsa ezici bir futbol oynamaya çalışıyor. Oynuyor diyemeyiz oynamaya çalışıyor. Acun Ulucan'ın takımı yeri geldiği zaman özetleri zaten YouTube'da önüme de düşüyor. İzliyorum yeri geldiğince. Yoksa çok yakından takip ettim değil. Fakat Devdasman takımı son haftalardaki yaptığı puan kayıpları ile birlikte ilk den iyice uzaklaştı. Bu takım normalde ilk ikiyle direkt Premier Lig'e çıkma hakkı kazanma durumu var burada Championship'te. İlk 2'de oynuyordu. Fakat yaptığı puan kayıplarıyla son dönemlerde kötü gidiyor. Yani burada ben yine deplasmanı güvenmiyorum. Yani kazanmayabilir çünkü bakın oranlardan belli zaten. 234'de 2.30 gibi oran var. Kazanırsa çok sürpriz olmaz açıkçası. Fakat şöyle bir önerim olacak. Gol bahsine gidersek bizim için daha mantıklı olacaktır. Et ile bulaşmadan yüksek orandan bu mücadeleyi toplam gol aralığı 2-3 gol alırsak 1.78 gibi oranı var baylar. Ben Hull City bir 1-1 e gibi skorla veya bir atarsa 2-1-2-0'a da gidebilir diyor. Açıkçası bu maçtan kaçıyorum bu tercihle. 2-3 golün hem oranı yüksek hem de sürprizden kaçabiliriz diye düşünüyorum bu tercihle. Yakalarsak 1.78 gibi orandan yakalayabiliriz bol şanslar. Braga ile Benfica mücadelesi. Maç da önemli bir mücadele. Braga son haftalarda toparlandı. Puan durumunda zaten birbirlerine yakın olmasalar da Benfica'nın ikincilik mücadelesi var. Önlerinde tabi biraz maç kaldı mı kaldı. Fakat Benfica da iyi, Braga iyi. Braga kendi evinde bu tür maçları iyi oynayan bir takım. Hatta ilk golü belki Braga bile bulabilir. Benfica'nın zaten oranından da 1.92 gibi. Benfica'nın burada zaten oranı 1.92. Orandan ziyade oranlara göre analiz zaten yapmıyoruz. Braga'nın son haftalardaki oyununa tarzına falan baktığımız zaman da Braga'da bir yükseliş görebiliriz. Fakat önemli bir mücadele var. Benfica, Liverpool'la Braga'da Rangers'a hafta içinde maçları var. Bu maçlar bu maça nasıl yansır diye kafalarda bir soru işareti. Aslında bu maçın yansıması diğer maçlara olur diye düşünüyorum. Milli aradan çıktı takımlar. Keyifli zevkli bir mücadele izleyebiliriz. Ben atacakları her iki golü, her iki takımın atacağı iki golü değerlendirebiliriz diye düşündüm. 1.44 gibi KG varın oranı var idealdir değerlendirecekleri buradan bol dilerim. Yüksek orandan ne önerebilirim diye baktığım zaman da ben Benfica'nın burada 1-2 skorla kazanabilir diye düşünüyorum. Kazanmasından ziyade şöyle bir değerlendirme altına aldım. Yüksek oran olarak önerisi deplasman 1.5 1.80 gibi de bunun oranı var baylar. Dediğim gibi benim skor beklentim 1-2 olduğundan dolayı sizlere idealden KG varı yüksek orandan da Benfica'nın atacağı iki golü değerlendirme altına alabiliriz. Çünkü Benfica'nın Sanki 2-1 kazanacak gibi bir düşüncem var. Skor olarak da önerim direkt zaten 2-1. Anadolu Efes Alba Berlin e mücadelesi. Alba Berlin Fenerbahçe'ye karşı son maçında 67 55 galip geldi. Tam hatırlamıyorum. Maçı seyrettim bu arada. Katıl Telegram grubunda da bir değerlendirme yapmıştık zaten o mücadeleyi. Alt biticiye belliydi. Çünkü Fenerbahçe'nin savunması katı. Ama yine de 65-66 sayı buldu. Benim önerim şu olacak bu maçta baylar. Şimdi Anadolu Efes tarafında eksik kim? Misli çok. Takımın yıldızı MVP'si. Geçen yılın MVP'si takımında yıldızı. Ve hücumda özellikle son zamanlarda Larkin'e Larkin e oranla Misli çok daha sırtlıyordu. Gerek bireyselliğe olsun gerek de yaptığı asistlerle zaten takıma katkısı en yüksek olan oyuncuydu. Larkin de bu maçta olmayabilir şüpheli durumda. Olur olmaz bilmiyorum fakat Misli zaten 3 hafta yok. Önemli bir eksiklik. Alba'nın da bir hedefi var. Bu hedefi doğrultusunda bu maçta elinden geleni yapmak isteyecektir. Ben maç genelinde baylar burada önerim şu yönde, şu yönde olacak. Anadolu Efes'in kendi evinde olsun olmasın hiç önemli değil. 13 sayı fark atabileceğini düşünmüyorum. İdeal öneriyorum basketi. Yüksek oran önerisi yapmayacağım. Bu yüzden hatta bu maça bir yüksek oran önerisi de yapayım sizlere. Buradan Anadolu Efes 13 sayı, 13 sayı fark atamazı aldık mı idealden? 1.41 gibi orandan aldık. Geçiyorum. Yüksek orandan ise şöyle bir öneri yapabilirim. sonu 1 ve 160 ,5, 160 buçuk alt. Bunu ben yazmadım. Şuraya ben de yazayım. Yüksek oran önerecektim. Fakat sizlere de önermek isteyeyim. Şöyle alt. Dediğim gibi Miss için olmayışı Larkin'le belki bu maçta olmayacak. Sıkıntı yaşayabilir Anadolu Efes. Kazansa bile düşük skorlarla ve birbirine yakın bir skorla kazanmasını bekliyorum. Alda Berlin 13 sayı fark emez. Benim iddia tercihimdir. Yüksek oranda Namazsun'u 1 ve 160.5 altı alabilirsiniz. Bayern Münih-Kızıl Yıldız mücadelesi. Bu maçı da direkt Bayern Münih tarafından değerlendirdim. Neden Bayern Münih tarafından değerlendirdim? Çünkü Bayern Münih'in de bir iddiası var. Burada playoff şansı var. Puan durumuna baktığım zaman da zaten son haftalar. Sekizinci sırada yer alıyor. Kaybetmek istemeyecektir. Burada direkt 1 33'ten bir Mastuni bir denemesi yapılabilir aslında. Kombinelere eklenebilir bu mücadele. Hatta direkt sizlere bir öneri yapayım. Mastuni 1 şöyle 1 olsun, şu 2 olsun. Direkt Masson'u 1 bir B33'ten bence yanına bir tane 1.50-1.55'lik bir, bir maç koyarsınız. iki orandan yapıştırırız geçersiniz. Ben bu videoda kombin önerisi yapmadım zaten. Masoni 1 direkt Bayern Münih'in galibiyeti gelebilir. Fakat oranı biraz daha yükseltmek isteyenler varsa 1.44 gibi orandan Bayern Münih'in 3 sayı farklı galibiyeti de değerlendirme altına alabilir. Ben burada Bayern Münih tarafındayım. Ee, Bayern Münih'in bir Covid süreci vardı. Takımda Covid isimler vardı. Fakat onlar döndü. 3-4 tane de 3 tane falan maçı çıktılar. Takım biraz daha oturdu. Bayern bile bu maçı kaybetmek istemeyecektir diye düşünüyorum baylar. Son maçım Baskonya ile Zalgiris mücadelesi. Baskonya'da yani bazı oyuncular takımı bir anda sırtlayabiliyor. Hücumda da önemli işler çıkartabiliyorlar. Ben burada da Baskonya tarafındayım. Şöyle bir aldım bu mücadeleyi de hemen sizden anlatayım. Ben burada Baskonya'nın direkt galibiyetini aldım çünkü bunların da bir iddiası var. Son haftalarda puan kaybetmek istemeyeceklerdir Baskonya takımı. Eğer aldığı takdirde Bayern Münih falan yenilirse mesela zaten son maçlar bunlar. Ki zaten şöyle baktığımız zaman da maç eksikleri de oluyor bazı takımların. Şöyle bir önerim olacak. Ben Baskonya Zalgiris'i yener diye düşünüyorum. Zalgiris'in son haftalarda zaten performansı da düşük. Deplasman'da da iyi bir performans sergilemiyor. Baskonya kendi evinde 4 sayı farkla en az 4 sayı farkla galip gelebilir. 1.40 gibi de bunun ideali var. Değerlendirecekler bol şanslar. Benim 6 maçın önerisi bu şekilde baylar. Bir kombin önerisi yapmadım. Videoya güzel like gelirse cumartesi günkü videoya sizlere güzel bir öneri yapacağım. Değerlendirecek arkadaşlara bol şanslar. Görüşmek üzere. seviyorsunuz Bol şanslar.